Esra Kazancıbaşı ile Sağlığım İçin Her Şey programından merhaba. Bugün beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Fatih Kırar'la birlikteyiz. Konumuz ise bel ve boyun ağrılarında ameliyatsız yöntemler. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Sizin de bu konuyla ilgili sorularınız ve merak ettikleriniz varsa iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ve boyun ağrıları toplumda sık rastlanan hastalıkların başını çekiyor. Hangi hastalıklar bel ve boyun ağrılarına neden olabilir? Bel ağrısı, boyun ağrısı toplumda sık görülen bir durum. Basit bir kas gerilmesinden, basit bir stres ortamından kaynaklanan bir ağrı olabileceği gibi çok ağır bel fıtığı, boyun fıtığı gibi çok ağır nedenlerle de karşımıza çıkabilir. Yani aslında bel ve ya da boyun ağrısını ciddi almak lazım. Bazen oluyor ki Altında Allah korusun tümör gibi çok ciddi durumlarla karşı sadece bel ağrısı ile karşılaşmışız ve bakıyorsunuz bir sinir tümörü var ya da bir kemik tümörü var bunların hepsi sadece bir ağrıyla karşımıza çıkabiliyor. Çünkü ağrı ağrı aslında vücudun alarmıdır. Yani ben burada bir şey var demektir. Yani bunu geçiştirmekten ziyade nedenini ortaya koymak ve nihayetinde sebebini ortadan kaldırmakla tedavisine bakmak lazım. Bel ve boyun ağrılarının niteliğine, ortaya çıkış zamanına ve şekline göre ayırıcı tanı koymak mümkün mü? E, tabii şimdi onu yani seyircilerimizden beklemek çok mümkün değil. Ancak şunu söylemek lazım. Ağrının yeri, şekli, süresi geçmeyen ve sürekli rahatsız eden ağrılar ciddi alınacak ağrılardır. Ama geçici ve gezici ağrılar yani her ne kadar ciddi alınmasa da yine bir belirti olabilir Ben hep şunu söylüyorum gezen tilki yatan aslandan iyidir Gezen ağrı iyidir anlatabiliyor muyum? Bu gezen ağrılar yani bir belirtiden ziyade günlük yaşantı içerisinde hepimizin çekebileceği ağrılardır Ama kalıcı atıyorum bacağınızda bir ağrı var sağ bacağınızı tuttu Gece de uyutmuyor gündüz de uyutmuyor bu sorundur Burada bir ciddi bir durum vardır. Bunun gibi kalıcı ağrılar, sürekli yaşanmaya başlanmış o ağrılar ya da bazen oluyor hasta bel ağrısı çekiyor. 10 gün çekmiş iyi ondan sonra 3 ay 5 ay herhangi bir sıkılıyor, sonra tekrarlıyor mesela. Bu tekrarlayan ağrılar bizim açımızdan uyarı niteliğini taşırlar. Bel ve boyun ağrısı fıtıklarının tedavisi geciktirildiğinde hangi sorunlar ortaya çıkabilir? Şimdi bu derece çok önemli. Bel fıtığının ya da boyun fıtığının dereceleri var. Fıtık oluşmaya başlarken ben hemen şunu söyleyeyim. Omurganın bir estetiği var. Omurga ile ilgili estetik kavramını da sürekli tekrarlayan hekimlerden biriyim. Estetik çok önemli çünkü hayat bir matematiktir. Hayatın bir mimarisi vardır. Omurganın da bir mimarisi vardır. Bu benim Osman diyorum ben bunun adı Osman. Os kemik demek. Man da adam demek. Yani kemik adam aslında adı Osman. Ben tanıştırayım sizi. Şimdi yandan baktığınız zaman omurganın bir estetiği var. Yani bel bölgesi çukur, sırt bölgesi kambur, boyun bölgesi çukur olmalı. Ve boyun bölgesinin en çıkıntılı kemiği. Hatta elimizde biz dışarıdan bunu hissedebiliriz. Herkes hissedebilir. Evinde yapabilirler. hissedebiliriz. Buraya bir nokta koyuyoruz. Bel bölgesinin 3. omuru. Buraya da bir nokta koyuyoruz. Sevgili Tülin. Ve kalçaya uyluk kemiğinin bağlandığı yer. Buraya da bir nokta koyuyoruz. Bu üç noktayı bir çizgiyle birleştirdiğimiz zaman omurganın balansı budur. Omurga burada durmalı. Herkesin balansını mutlaka ölçmek lazım. Matematiğini ölçmek lazım. Şimdi öncelikle, öncelikle bu balans bozuluyor. Bu estetik bozuluyor. Sık duymuşsunuzdur. Boyun düzleşmen var. Bel düzleşmen var. Bunlar ne demek? Bu matematik bozuldu demek. Estetik bozuldu demek, düzleşti demek. Şu an normalde S olması gereken omurgamızın toplumsal olarak çok fazla ciddi anlamda değiştiğini görüyorum. Gelen omurlardan hepsinden takip ediyorum, e, e, işimiz gereği. Omurgamız tam böyle olmuş durumda. Okun yayı gibi. Hepimizin omurgası neredeyse bu hale gelmiş durumda. Belimiz düzleşmiş, boynumuz düzleşmiş, sadece sırtımızda kamburluk kalmış. Yani okun yayı gibi. Yük Normalde omurganın, vücudun ağırlık noktası üçüncü belin üçüncü omurudur. Tam buraya biner. O nokta koyduğumuz yerlerden birisidir bu. Buraya eşit bir şekilde, estetiği düzgün, az önce bahsettiğim balansı düzgün bir belde ağırlık tam buraya biner. Ama bu bozulduğu zaman, düzleştiği zaman ağırlık alt omurlara binmeye başlar ve dengesiz bir şekilde binmeye başlar ve dolayısıyla şöyle düşün barajın suyu doluyor bariyerler buna engel olmaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Ancak o basınç, o yükseklik o bariyerlerden nasıl sular fışkırmaya çalışır? Anlatabiliyor muyum? Bir yere kadar tutar. Buradaki eklemleri şurada görüyorsunuz mesela bu eklemi bir yere kadar tutuyor. Sonra bu basınçla bu eklem taşmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir barajın taştığı gibi. Ve ne yapıyor? Sel gibi altına şu siniri alıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani fıtık denilen şey bu. Ya burada kanal içerisinde sinirin başka bir işte eklem vasıtasıyla sıkıştırılması, altına alınması. Ben hep deprem örneğini veriyorum. Yani Allah korusun. Yani deprem oluyor, insanlar altta kalıyor. Ne yapıyoruz? İlk yaptığımız şey canı kurtarıyoruz, değil mi? Yani maldan e, mala koşan var mı? Herkes cana koşuyor. Canı bir kişi daha kurtarabilirsek ne mutlu diyoruz? İşte sinirimiz bizim canımız. Altta kaldığı zaman ilk yapmamız gereken onu kurtarmak. Yani kulağımızın ardına yatmamak. Biz bu ne yapıyoruz? Hani diyorsun ya ihmal edilmemeli. Kulağımızın ardına yatıyoruz, geçiştiriyoruz. Halbuki burada canımız eziliyor. Ondan sonra bir müddet sonra iyiyiz. Teselliler, teselliler. Sonra büyük depremler bu sinirlerimiz ciddi anlamda hasar görüyor. Konu bu. Günümüzde bel ve boyun fıtıklarının tedavisinde ameliyatsız yöntemler ön plana çıktı. Evet. Proloterapi de bunlardan bir tanesi. Evet. Nasıl bir yöntemdir? Herkese uygulanabilir mi? Evet, aynı. Şöyle, prolo aslında bu yöntemler arasında şu hemen şunu söyleyeyim. Bu yöntemlerin 3 ana mantığı var. Az önce bahsettiğim gibi birincisi, hani deprem örneğinden gidelim. Önce ne yapıyoruz? Hemen bir, bir işte bütün ülke seferber oluyor. Canları kurtarmaya çalışıyoruz. Birinci işimiz bu. Sonra canlardan ümidimiz kesildikten sonra ne yapıyoruz? Enkaz kaldırmaya başlıyoruz. Doğru mu? Yani 3-5 ayda bu sürüyor. Can kurtarma 3-5 hafta sürdüyse 3-5 ayda enkaz kaldırma sürüyor. Sonra ne yapıyoruz? Enkaz kalktıktan sonra kentsel dönüşümle o bölgeye yeniden bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyor. Bu da 3-5 yıl sürüyor. Bunların hepsi bir zamanı var. Şimdi burada da öyle sinir sıkıştı. Altta kaldı. İlk yapacağımız iş ve birinci iş siniri kurtarmak. Siniri kurtarmayan hiçbir iş işe yaramaz. Net, net söylüyorum. Siniri kurtarman lazım. Siniri rahatlatman lazım. Şimdi burada birinci iş bu. İkincisi sinir zarar gördü. Sıkıştı. Sıkışan şey ne yapar? Şuraya sıkıştırdım parmağı. Şişmeye başlar. Kan toplar. Ödem denilen şey bu işte. Normalde bazen ameliyatlarda görüyorum. Şöyle normalde sinirlerin boyutu 5 milimdir. 4 ya da 5 milimdir. Böyle olması gereken sinir böyle olmuş. 10 milime çıkmış mosmor olmuş. Niye? Altta kala kala. Altta kala kala şişmiş, ödem yapmış. Buna da bir şey yapman lazım. Yani sinirin kendisine de bir şey yapman lazım. Bir, fıtığı küçültmen, enkazı kaldırman. İki, altta kalan, enkaz altında kalan siniri tedavi etmen. Üç, bir de burada bütün bu durumları bize bildiren alarm mekanizmaları var. Alarm niye var evlerde? Örnek veriyorum. Niye var? Çünkü hırsız arsız girmesin diye var doğru mu evet. bir alarm çalıyor ne yapıyorsunuz hemen koşuyorsunuz ne oldu ne bitti bir bakıyorsun kedi girmiş eve örnek veriyorum anladın ki durumu tespit ettin ne yapıyorsun gidiyorsun alarmı kapatıyorsun sonra kediyi kovalıyorsun biz de böyle arkadaşım durum anladık altta kalmışsın biz seni kurtaracağız merak etme diyoruz ve alarm mekanizmalarının frekanslarını değiştiriyoruz bütün bu tedavi yöntemleri senin de sorduğun bu proleterapi yöntemleri bu üç mantıktan birine girer Birine girmelidir. Üçüne birden müdahale etmeyen tedavi yöntemleri kısırdır. Net söylüyorum. Üçüne birden hem sinire hem altta kalan sinire sıkıştıran enkaza yani futa, hem de bütün bu mekanizmaları beyne bildiren, alert eden, uyaran, alarm mekanizmalarına müdahale etmeyen tedavi yöntemleri. Onun için bir tedavisi yok. Bu tedaviler beraberce her hastaya göre farklı tedavileri seçerek kombine uygulanması gerekiyor. Proyoterapide de bu alarm mekanizmalarına yönelik gruba giren tedavi yöntemlerinden birisi. Ne de, az önce ne dedim? Düzleşme oluyor. Bu düzleşme kas bölgelerini ciddi anlamda gerginleştiriyor. Hatta fibromiyaj denilen bir hastalık var biliyorsunuz. Aslında o bir hastalık değil. O bir sonuç. Bu gerginliğin kaslar üzerinde doğurduğu bir sonuç. Ha fibromiyajı tedavi edersen başarılı olamazsın. Bunu tedavi edeceksin. Net. Dolayısıyla buradaki gerginlik çok ileri boyutlara ulaşıyor ve kaslar o gerginlikten artık kendilerini bırakır hale geliyorlar. Tamamen hayattan geçiyor. Depresyona giriyorlar. Anlatabiliyor muyum? İşte o depresyonu yenmek için kaslara uyguladığımız güçlendirici bir yöntem proleterapi. Proleterapi kas bölgesine, buralara uyguluyoruz. Yani enkaz bölgesine ya da sinir bölgesine uyguladığımız bir tedavi yöntemi değil proleterapi. Kas bölgesine ve tek başına fıtığı tedavi edici bir yöntem değil. Kriyoterapi hakkında bilgi verir misiniz? Evet, kriyoterapi işte bu üç ana grup içerisinde aslında direkt fıta, alarm mekanizmalarına müdahale eden yöntemlerden birisi. Vücudun buradaki sorununu, burada bir sorun var dikkat edersin burada bir fıtık var. Şu sinirimizi sıkıştırmış, altına almış. Buradaki sorunu bildiren ince kılcal sinirler var. Beyne bildiren, alarm mekanizmaları. O mekanizmaları... İncecik bir e, 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 iğne ile giriyoruz ve o e, sinir ucunu tespit ediyoruz. Hangi bölgenin sinir ucu hangi alarm ötmüş onu tespit ediyoruz öyle söyleyeyim. Oraya soğuk buz uygulaması gibi e, bir şey düşünün. Oraya yüksek bir soğuk uygulama yapıyoruz. Bu soğuk uygulama oradaki sinir ucunu bu sinir ucu sadece ağrı çıkaran sadece alarm özelliğine sahip hiçbir fonksiyon özelliği yok bunun o sinir ucunu bir anlamda donduruyoruz. Ve beyne buradaki sorunun e, bize emanet olduğunu ve biz onu çözeceğimizi sen merak etme e, şeyini e, mesajını beyne iletmiş oluyoruz ve ağrısını bu anlamda gidermiş oluyoruz. Ama tek başına buradaki soruna çözüm üretmiyor. Net. Peki ozon terapi nedir? Bravo. Şimdi ozon terapi de bunlar arasında aslında çözüm üreten bir noktada. Çünkü enkaza yapılan bir durum. Şimdi ozon her yerde kullanılıyor. Güzelliğe yapıyorsun, bağışıklık sistemine vesaire. Ben otur tür ozonlardan kullanmıyorum. O değil mesele. Bizim ozonumuz ameliyat gibi. Buradan iğnelerle giriyoruz. Giriyoruz tam bu sinirin içerisine ve enkazın içerisine o ozon karışımı, solüsyonu enjekte ediyoruz. Ve bu ozon bu eklem içerisinde benim yerime ameliyat etmeye başlıyor. Öyle düşün sevgili Tülin. Orayı tedavi etmeye bu fıtığı MR görüntülerini göreceksiniz, ekranlara verecektir arkadaşlar. O fıtığı ameliyat etmiş gibi küçültmeye başlıyor enkazı kurutuyor. Bu çok önemli. Aslında kurutmuyor. Ben kurutuyor diye söylüyorum, anlaşılsın diye ama gençleştiriyor. Yani şöyle düşün. Eklemin aslında yaşlanmış, göbek bağlamış. Göbek bağlamış ve siniri o göbeğiyle eziyor. Biz ona bir gençlik iksiri yapıyoruz. Fitleşiyor, kendine geliyor ve eski gücüne kavuşur hale geliyor. Ve bu sırada da siniri rahat bırakıyor. Konu bu. Ozon tedavisi aslında enkaza kaldırılan, enkazı kaldıran, siniri alttan altta kalan siniri kurtarıcı tedavi yöntemlerinden birisidir. O üçünden birine girer. Radyo frekans hangi durumlarda kimlere uygulanır? Başarı oranı nedir? Radyo frekans aslında e, Aler mekanizmalarına yönelik o üç konudan birincisi yani beldeki sorunu beyne ileten alarm mekanizmalarına yönelten buradaki sorunu buradaki fıtığın sinirin sıkışmasını burada bulunan ince kılcal sinirler beyne iletiyor. Az önce kriyoterapi yönteminde biz bunu donduruyor idik. Şimdi radyo frekans yönteminde yüksek ısı derecesiyle bir anlamda onları frekansını değiştiriyoruz. Çok önemli bir şey bu. E, ve ileri yaşlarda özellikle yani her hastada kullanılabiliriz ama ileri yaşlarda kanal daralması olan ve yürümekte zorlanan, bel ağrısı yoğun olan hastalarda şiddetle kullandığımız yöntemlerden birisi. Tetik nokta enjeksiyonunda ideal bir hasta grubu var mıdır? Tetik nokta yani şöyle 7'den 70'e artı ideal. Yani çünkü 7'den 70'e 11 yaşında hastam var. Bel fıtığı hastası. Yani zaten yaşlı hastaları biliyoruz. Dolayısıyla 7'den 70'e bütün hastalarımız tetik nokta tedavilerine ideal düzeydedir. Sıkıntısı varsa. Peki epidroskopi nasıl bir yöntemdir? Nasıl bir epidroskopi yöntemdir? daha çok sinirlerde, özellikle ameliyat olmuş hastalar ameliyat geçiriyor ve sinirlerin o bölgesinde iyi kötü iyileşme dokuları meydana geliyor. Ya da fıtığı ozon gibi veya farklı yöntemlerle çözemediysek, bu sefer kalçanın içinden girerek kanalın içerisine. Ve fıtığın bölgesine ulaşarak sinirle fıtığı birbirinden ayırıp o şeyi sinirin baskısını kaldırmayı amaçlayan çok etkili bir yöntem. Özellikle cerrahi geçirmiş hastalarda var olan ve devam eden sorunlarda son derece etkili. Robotik lazerle amaçlanan nedir peki? Of, bu harika bir şey. Son teknoloji bunlar. Geleceğin teknolojisi. Lazer tedavisiyle fıtıkların bir anlamda kurutulması, sinirlerin rahatlatılması cerrahiye çok ciddi anlamda rakip olacak büyük bir teknoloji. Onun önü çok açık. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.